Hiçbir şeyin kıymetini bilmeden senden önce bir şeyle böyle sana sevmeden bir tane söyleyeceğim bir son seni sevmeden istersen gelsin de sen anlamda istersen gelsin bana sonunda da sen anlamda istersen dönüşte dünyanın işte ben çalmıyorum. Yer geniş. Tamam, ben şimdi şu tarafa durmuyorum. Tamam. Evet. Tamam, geç. Nereden geçiyorsun? Ama çıkarsan durumdan çıkıyorum. Canım var, ben Karataş ailelerim, saygıdeğer misafirlerim, saygıdeğer şahitlerimiz. Hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Alkışlar gelin hanım ve damat bey. Arkadaşı engellemeyelim, rica ediyorum. Efendim, alkışlayan elleriniz dert görmesin. Alkış burada. Ne anlamı geliyor Genel Hanım? Ve o beklediği soru başka bir soruydu. Tebrik anlamına geliyor. Tamam, tebrik. Tebrik ve mutluluğu paylaşmak zaten o da tebrik. Ve bir hanımefendi, bir beyefendi. Kimi şahit oluyorsunuz? Gelin tarafı. Siz? Ben de gelinim. Evet. Denge kuruldu mu? Ben de gelin tarafıyım. Nasıl? Fazla. Ama bak orada bir tane hanımefendi var, o ağır basıyor zaten. Dengeyi sağlıyor. Evet. Hemen ben o beklenen soruyu sorayım. Sitemkar ve Fatma kızı Ezgi Cabbar, Mehmet ve Zeliha oğlu Fatih Karataş ile kendi rızanla herhangi bir tesir altında kalmadan şahitlerimizin şahitliğinde ve buradaki konuklarında Fatih şahitliğinde evlenmeyi kabul ediyor musun? Biraz naz olacak senin. Evet. Alkış geldiğine göre damat bey duymadı. Hayır, şahitler duymadı. Şahitler duymamış. Evet. Allah cehennete mahkum etmiş. Mehmet ve Zeliha oğlu Fatih Karataş, sitemkar ve Fatma kızı Ezgi Cabbar ile kendi rızanla herhangi bir tesir altında kalmadan şahitlerimizin şahitliğinde ve buradaki konuklarında Fahri şahitliğinde evlenmeyi kabul ediyoruz. Evet. Ya kaçırdın. Sen çektin mi gelmem mi? Eskinin gözlerini çektin mi Fatih evet derken? Çektim başkanım. Çektin mi? Çektim. Ya inanılmaz bir böyle, hani gözün içinin gülmesi diye bir tabir vardır ya. İşte ben yakın ana şahit oldum. Damadı zaten Fatih'in gözünün içi gülüyor. Gelin anında o evet'i duyunca inanılmaz böyle bir oldu. Mutluluk yaşadı. Hep böyle sağlıklı, sıhhatli, uzun bir birliktelik olur inşallah. Hep sürekli mutlu olursunuz. Saygıdeğer şahitlerimiz, ilçe başkanımızdan başlayalım. Bu güzel olaya şahitlik ediyor musunuz? Ediyoruz. Allah huzurlu ve mutlu etsin. Hayırlı nesiller nasip etsin inşallah. Amin. Evet, selam kardeşimiz. Şahit olurum. Allah üstü bahtiyar etsin inşallah. Selma Hanım. Şahit oluyorum. Allah mesut etsin. Şerif Bey. Ediyorum. Şahitlik ediyorum. Allah beni yastıkta koyarsın inşallah. Bir ay sonra da Nurnu belediye başkanı sıfatıyla sizleri birbirimize eş ilan ediyor ve ikinize ömür boyu mutluluklar diliyorum. Allah mutlu mesul etsin. Thank you.
başkanım size geçsene çok teşekkür ederim. Yapmış olduğumuz bu törenle aile birliğimiz kurulmuştur. Ben ikinize de mutluluk ediyorum. Mutlu olmak için bazı şeylere dikkat etmek lazım. Nedir o diye soracak olursanız, ben artık 31 yıl bitti, 32. yıla girdim, yani 32 yılın deneyimle söylüyorum. Önce saygı birbirimize, saygı büyüklerimize, annelerimiz ve babalarımız, yakın akrabalarımız. Saygıda kusur etmezseniz, birbirimize karşı olan muhabbetiniz artarak devam ediyor. Sevgi, yaradanın insanlara vermiş olduğu çok güzel bir duygudur. O duygu birbirimize karşı var ki bu masanın başındasınız. İşte o saygıyla aşka dönüşüp ve uzun bir şekilde ömrünüzün sonuna kadar inşallah devam eder. Onun dışında karşılıklı fedakarlık. Hayatın sizler ve bizler için neler getireceğini bilemeyiz. Temenni ediyoruz, dua ediyoruz. Özellikle sizler için. Güzel olsun gelecek ve sıkıntı olmasın. Sağlıklı ve uzun bir yolculuk olsun. O vakit yolun çıkışı var, inişi var. Zor ve sıkıntılı zamanlarda birbirimize yardımcı olmanız lazım. Bir de sabırlı olursanız işte o zaman mutluluk yakaladınız. İmtihan edeyim mi? Ne, güzel oran ne, ne söyledin? Genel ama sorayım. Sana toparlanma geçtiğini. İmtihana gerek yok. Başkanım, zaten öyle bir şey yapacağım ki. Oran güzel oynadı. Oran güzel. Oran güzel oynadı. Başkanım hadi duramıyor yerinde. Ya damat iyi oynuyor mu söylüyorlar. Yok genel ama oynasın deriz oynarsın. Olmaz. Damat ve genel ama bakıyor. Fatih'in gözlerine nasıl gözüküyor genel hanım? Fatih'in gözleriyle. İyi gözüküyor. İyi görebiliyor musun? Çok mutluluklar diliyorum. Tabii onlar biliyor. Başbakanımızın tavsiyesini her zaman dinliyor. Artık 3 yok da. Bundan sonra 5. Bundan sonra 5. Tabii hayatın güzelliğidir insanlar. Zenginlik de yine insan zenginliğidir. Şöyle söyleyelim, Japonya niçin çok zengin ve güçlü? Almanya niçin zengin ve güçlü? Bilgili, kabiliyetli, yetenekli, çok fazla sayıda insanları olduğu için. Ülkemizin güçlü olması için, ailelerimizin güçlü olması için çok fazla sayıda evladın olması gerekiyor. Tabii iyi yetiştirme kaydıyla. İnşallah Rabbim sağlıklı, hayırlı evlatlar sizlere nasip eder. Efendim sizlere de çok çok teşekkür ediyoruz. Kardeşlerimizi yalnız bırakmadınız. Bu mutlu anında onlarla beraber olduk. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Thank you.
Thank you.